Şöyle yani yöntem... Yalova Belediyesi CHP'den AKP'ye geçti. Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Yalova Belediyesi Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı. AKP grubundan Mustafa Tutuk, CHP'dense Yavuz Bingöl başkan vekili olarak aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın birinci ve ikinci turlarından aranan 20 oya hiçbir aday ulaşamadı. Arkadaşlarımız yazılarını yazsınlar. Bunun üzerine üçüncü turda salt çoğunluğu alan adayın başkan vekili seçileceği belirtilerek oylama yapıldı. 30 meclis üyesinin 17'sinin oyunu alan AK Parti'nin adayı Mustafa Tokat başkan vekilliğine seçildi. Evet, Mustafa Tutuk 17 oyla salt çoğunluğu kazanarak seçim sonuçlarına itibaren vekil olarak seçilmiştir başkan. Böylece 2014 yılında CHP'ye geçen ve 2019 mali seçimlerinde de yeniden CHP'nin kazandığı Yalova Belediyesi 6 yıl aranın ardından yeniden AK Parti'ye geçmiş oldu. Mecliste gerçekleşen seçimin ardından kürsüye gelen belediye başkan vekili Mustafa Tutuk şunları söyledi. Yaşanan süreci hepimiz biliyorsunuz. İdari yargının yürüttüğü bu soruşturma bizler açısından da üzüntü verici bir durumdur. Suçun varlığı yokluğu hukuk konusudur. Umarım ki suç yoktur. Bahsi konu arkadaşlar da bir an evvel aklanırlar. Başkalarının yokluğunun zor günlerinin bizleri sevindirmeyeceğini beni ve arkadaşlarımı tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü sonucu belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da çalışarak, üreterek hep birlikte parti gözetmeden tüm meclis üyelerimiz ile birlikte süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova'mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim.